Merhaba değerli arkadaşlar. HOT'un teknik analizini yapacağız. HOT şu anda TL bazında 23 kuruş civarlarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 2,8 sent civarlarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yerine bakacak olursak, hacimlenme konusunda bir çıkış yakalamış durumda. 2,3 milyar dolarlık bir hacimlenmesi söz konusu son 24 saatte. Piyasada yeri bakımından 28. sırada yer almaktadır ve piyasa değeri 4,86 milyar dolardır. Son 7 günde %188'lik bir getirisi mevcuttur. Grafiğimize geçiş yapalım. Şu anda günlükte 4 saatliği incelediğimde yükselen trend kanalı görüyorum. Çizgilerimizi çekelim. Bakalım nasıl çıkacak sonuç. Destek çizgimizi çektik. Direnç çizgimizi de koyduktan sonra şu anda direnç noktalarını zorladığını görüyoruz. Şu anki saatlere göre direnç göstereceği nokta 2,7 sent. Destek göreceği noktalar ise 2,1 senttir. İlerleyen saatlerde göreceğiz bu kanalda hareket mi edecek yoksa bir üst kanala mı geçiş yapacak? Bir üst kanalın da trendini çizmiş olalım şimdiden. Her ihtimale karşı kanalımız hazır olsun. Evet, buradaki çizgiyi de uzattıktan sonra direnç göreceği nokta üst kanala geldikten sonra 33 sent yani 3,3 sent olacaktır. İndikatörleri inceleyelim bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak. Sırasıyla üçlü üçlü açıp inceleyelim ve indikatörlerimizi günlük inceleyelim. 4 saatlik de incelersek çok farklı sonuçlar çıkacak ortaya. Evet, MACD'de altın yeli var. Herhangi bir uyuşmazlık yok. Sinyal güçlü. CCI'de de aynı şekilde altın yeli mevcut. Bir uyuşmazlık göremiyorum. Buradaki sinyalin de gücü güçlü. RSI'ye baktığımda şu anki puanı 86'larda. Daha önce 87, 88 ve 92'leri görmüş. Nerelerde 92'ler? 87, 92. 92 buralar arkadaşlar. Daha önce yakın zamanda en yüksek gördüğü nokta 92. Bu 92'yi gördükten sonra uzun bir süre dinlendi. Yaklaşık olarak 19 gün, 18-19 gün dinlendi. Arkasından kırmızı çizgi aşağı doğru indi. Görüyorsunuz şişkinlik azaldı. Tekrardan yoluna devam etti. Tekrar dinlendi. Tekrar aşağı indi ve tekrardan yukarı doğru yönlü bir pompalama gerçekleştirdi. Yani şu anda uyarı bölgelerinde. Yeniden düzeltebilirim veya yatay bir şekilde gidebilirim diyor. Stokastikte ise hala altın yeni mevcuttur. Diğer indikatörlere bakalım nasıl bir yorum çıkacak karşımıza. Momentum'da hiçbir problem yok. DMI çok çok uzun süredir zaten altın yeni üretiyor. 28 Ocak'tan beri. Orada da bir problem yok. Şakin osilatörüne bakıyorum. Herhangi bir pürüz gözükmüyor hacimlenme konusuyla alakalı. Diğer indikatörlerimize geçiş yapacak olursak parabolikte altın yeli 13 Mart'tan itibaren var. Sinyal kuvvetli gözüküyor. OBV'ye baktığımda ise hacimle alakalı bir indikatör. Şu görmüş olduğunuz tepeleri oynuyor. Bu şekilde biraz daha hassas çizecek olursak. Şu an hacim buralarda. Saate bakıyorum 6'ya geliyor. Gecenin 3'üne kadar hacimlenme kuvvetlenir. Şu çizmiş olduğum çizgiyi yaklaşırsa, kırarsa çok daha iyi. Yaklaşırsa çok daha güzel olur. Fiyat yükselirken hacimli bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Eski hacimini koruması gerekiyor. Aksi halde suni bir yükseliş olacaktır. HOT'ta şimdilik bir pürüz gözükmüyor. Aşırı alınmışlık dışında. Aşırı alınmışlıkta düzeltmeleri veya dinlenmeleri getirir. Düzeltme veya dinlenme fiyatın aşağı yönlü çakılacağı anlamına gelmiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Aksi halde çok yanlış anlaşılıyor. Düzeltme dediğin destek noktasına kadar olur. Destek noktası 2,4 sent. Kanalın destek noktası ise 2,1 sent. Yani şuralara kadar gelir en fazla. Şu ana kadarki yükselişini ben sağlıklı buluyorum HOT'un. O yüzden tam olarak şu tepe noktasından birileri sana HOT kitlemiş olsa bile sabırlı bir şekilde dilersen bekleyebilirsin. Düzeltmeler yakındır. Hala yapamadı. Yani şu anda düzeltmesi gereken zamanlarda şişmeye devam ediyor.
Böyle olunca düzeltmeler daha sert olabiliyor. Özellikle kripto endeksi aşağı yönlü kıracak olursa sert düzeltmelerde de güçlü destek noktası görecek yerler 1,8 sent ve ardından 1,3 senttir. Eğer ki fiyat hiç şişkinliği dinlemez, birkaç hafta daha böyle yükselirse destek noktaları da sürekli adım adım yükselecektir. HOT kendini yavaş yavaş yukarı taşıyacaktır. HOT'un şu andaki hızına bakacak olursak, yani düzeltmeleri pek yapmadan, dinlenmeleri de pek yapmadan bu şekilde böyle yükselmeye devam ederse, şöyle Mayıs'a kadar bir tarih vermiş olayım. Mayıs'ın birinde yaklaşık olarak geleceği fiyat, büyük etiket yapalım şuna da, 7,9 sent olacaktır. Bu hızda yükselmeye devam ederse. HOT ne olur diyenler için bir ay sonrasına az çok fiyat verebilmek için bu fiyatı koydum. Burası benim hedef fiyatım değildir. Bunun altını çizeyim. Şu ara haber yok, bir şey yok. Sert bir şekilde yükselmeler trendleşti ucuz coinlerde. Bakarsanız yarın direkt bu fiyatı çeker. Veya bir düzeltme yaparak buralara gelir. Hiç belli olmaz. Fakat şu anki trend budur. Yaklaşık olarak 26 Mart'tan beri sert bir şekilde kırıla kırıla yükseliyor. Evet, HOT analizlerim bugünlük bu kadar. HOT analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.